Efendim, bizim bir programımız var. Üye ziyareti programı. Edem Sisi mezunlarındayız. Burada üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Aslında şu bulunduğumuz yerde üyelerimizden İbrahim Tuna'nın kızının ve damadının sahibi olduğu iş yerleri. Onu da kısaca tanıtımını yapacağız. Ne tip bir iş yeri olduğunu anlatacağız. İbrahim Tuna bizim Edem Sisi mezunlarındayız üyesi. 1966 doğumlu ve 1983 yılında, beni düzelsin yanlış yaparsam, Edirne Lisesi 6 Edebiyat B sınıfından mezun oldu İbrahim. Evet, İbrahim kardeşimiz Edirne Lisesi mezuniyetinden sonra yine yüksek öğretimde, açık öğretimde gerçekleştiriyor. Araya bir yedek şeylik giriyor, kısa dönem askerlik giriyor. Ondan sonra babasıyla birlikte sahip oldukları Tuna Zeytincilik'le tabii uzun süre biraz eski metotlarla bir ticarete devam ediyor. Fakat ondan sonra özellikle son 15-20 yıllık dönemde yeni bir vizyon değişimiyle Tuna Zeytincilik'te başka boyutlara ulaştığını görmekteyiz. Şu an nerede bulunuyoruz efendim? Kızı Sevim Öz hanımefendinin, kendisi psikolog, iş yerinde bulunuyoruz. Kısmetse de son formaliteler gerçekleşince burası faaliyete geçecek. Kendisi ilkokulu 8 Eylül İlkokulu'nda Havran'da okuyor. Sonra Havran Ortaokulu Pakmay Lisesi'nden mezun. Ondan sonra Medipol Üniversitesi'nde psikoloji lisansını gerçekleştiriyor. Esenyurt muydu? Evet. Esenyurt Üniversitesi'nde yüksek lisansını gerçekleştiriyor. Sadece şu an koltuğunu gösteriyorum. Ondan sonra da evet, biraz dışarılarda görev yapıyor eşiyle birlikte ve şu an Edirne'de geldiler ve bu iş yerine, burası ona ait olan bölüm, evet iş yerinde faaliyetine çok kısa zaman sonra başlayacak. İrfan Özbey Bey, Nazilli'de ilk orta lise eğitimini gerçekleştiriyor ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oluyor. Uzmanlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hastalıkları bölümünde gerçekleştiriyor. Evet, ve o da daha önceden faaliyete başladı. Şimdi İbrahim'ciğim, ben birazcık böyle giderek, siz üç kardeşsiniz. Senin büyüğün 1964 doğumlu, 1982 Edirne Lisesi mezunu rahmetli arkadaşımız Avukat Mustafa Tuna. O da nurlar içinde yatsın, uyusun. Ondan sonra senin küçüğün de Adil. O da Edirne Ticaret Lisesi mezunu. Ondan sonra Tariş'te görev yapıyor. EYT'den emekli oluyor. O da ayrı bir şeydi. Ortanca çocuk olarak da sen varsın. Baban çok sevdiğimiz Mehmet amca. Aslında çok emekçilikten gelip bir yere kadar ulaştırmış Tuna Zeytinciliği. Sen tabii yeni vizyonla onu başka bir aşamaya getirdin. Bir de annen de Sevim teyze. Evet, şimdi nasıl şey yapalım? İlk önce sen bana bir zeytincilik sektöründeki geçişini anlatırsan, ilk başta galiba biraz babayla birlikte biraz daha dar kapsamlı veya hani daha böyle evrensel boyutlara ulaşmadan, fakat gittiniz. Başka şeyler ticaret yaptınız, fakat herhalde düşünce tarzı olarak biraz daha eski metotlarla çalışıldı. Ondan sonra boyut değiştirdin. Ben birazcık Tuna Zeytincilerinin hani nereden nereye geldiğini senden dinlemek istiyorum. Şimdi ben Edirne Lisesi 83 yılında mezun olduktan sonra 1984 31 Ocak 1984 günü resmi olarak maliyeden babamdan devraldım. Babam da SSK'dan isteğe bağlı 3 yıl ödemek için devretmişti bana. Tabii bu 2000 yılına kadar babam devamlı başımızda, yani otoriter bir güçtü. Biz tabii onun şeyinde kendimizi açamıyorduk. Tabii aslında benim kendimi yenilemem şeyden sonra başladı. 97-98 yıllarından sonra biz zeytinyağı işine daha çok önem verdik. Yani ambalajlı işte ambalajlı zeytinyağının ben çabuk kolay büyüyemeyeceğini, çünkü zeytinyağı sektörü 5-6 tane firmanın elinde, onlarla rekabet edip de bir markanı Türkiye pazarında oluşturmak zor bir iş olduğundan, biz üreticiyle bu 5 tane büyük markanın ve ihracatçıların tedarikçisi markası olmaya yoluna giriştik. Ve 2001 yılından sonra ağırlığımızı toptan zeytin yağı işine verdik. Yani dökme tanker bazında
Türkiye'nin sayılı 5-6 tane ihracatçı firması ve Türkiye'nin şu anda en ünlü marketlerinden bulunan 5-6 tane zeytinyağı markasının toplam ihracatçılarla beraber 10 tane firmaya tedarikçi konumuna başladı. Ve 1984 yıllarında 150 ton köylüden alıp pazarladığımız dökme zeytinyağı işini şu anda 2700 tonlara kadar çıkardık geçtiğimiz yıl. Tabi bu sene ürün yok. Yani aşağı yukarı 2700 ton bir zeytinyağı alım gerçekleştirdik geçen sene ve bunu da ihracatçı firmalara sattık. Ambalajlı zeytinyağımız 20-30 yıl önce işte bir tanker 15 bin 20 bin tonken şu anda 150 ton civarında ambalajı direkt kargonun gerekse yol boyunda satışlarımızla çeşitli Trendyol olsun, hepsi burada.com, N11 gibi sitelerde satışlarımız yapılmakta. Ayrıca İstanbul'da, İzmir'de bazı balık lokantalarına, ünlü restoranlara zeytinyağı satışı yapıyoruz. Şu anda da toplam zeytinyağı işinde %90'ını teşkil ediyor. %10 da perakende olmak üzere. Burhaniye'de iş yerimiz var. Burhaniye'de üreticilerimizden, köylülerimizden, fabrikalardan zeytinyağı alımı yapıyoruz. Havran'da zeytinyağı alımı yapıyoruz. Tabii bu Edremit. Ama Türkiye çapında da Mersin, Mut, Hatay bölgesi, çeşitli yerlerden, Akhisar bölgesi, çeşitli fabrika ve üreticilerden de toptan zeytinyağını alıp bu ihracatçı firmalara tedarik etmekteyiz. Seni tabii de biliyoruz. Hala yönetim kurulu üyeliğin devam ediyor ama Zeytin Dostluğu Derneği'nde, Zeytin Dostluğu Derneği'ydi değil mi? Orada bir yönetim kurulu üyesiydi. Şimdi devam ediyor mu? O yok. Sana bir şey açtı mı? Yol açtı mı? Güzel vizyon getirdi mi? 2007 yılında İzmir Enternasyonel Fuarı'nda bir firmamızın Tuna Zeytinyağları'nın standını açtık. Avren Esnaf ve Sanatkar Odası ile beraber. Sonra Burhani Ticaret Odası bünyesinde, sonra Antalya'daki Yörex fuarlarına falan katıldık. Tabii bu fuar süreci bize çok şeyler kazandı. Yeni kişilerle tanıştık. Yani perakende işten çok yeni çevre kazandırdı bize. Zeytin Dostu Derneği'nde de tabii Türkiye'nin değişik yönlerindeki zeytinyağı sektöründe butik işletme sahipleriyle tanışmamız oldu. Üyeliğim devam ediyor ama 7-8 yıldan beri Zeytin Dostu Derneği'nin yönetim kurumundan bir ilgim yok. Bir de ben seni tabii gerek burada yüksekokulda görev alan Doktor Mücahit Kıvrak, bazı ortak programlarında onlar, televizyonlarda da sen gördün açıkçası. Bayağı ünlü oldun yani. Senin sesin ünlü. Evet. Sadece işte Kök TV'de değil, Ankara Tarım Türk TV'de falan Ankara'da Mücahit Hocalar programlar yaptık. Şurada elimizden geldiği kadar deneyimlerimizi paylaşıyorum. Mesela işte ben her sene 3000-5000 kilometre yaparak Eylül ayında arabama biniyorum. Tüm zeytin bölgelerini geziyorum. Yani Mersin tarafı, Hatay, Rekolte'ne kadar orada fabrikacılarla, üreticilerle konuşuyoruz. Ve her senenin başında da Ekim aylarında sektörün 2023 yılını ne bekliyor, 2024 ne bekliyor analizlerimiz oluyor. Yani burada da 5 yıldan beri söylediklerim, tahminlerim, rekolte tahminlerim tuttuğu için her sene de televizyonlardan teklif geliyor yani bu konudaki şeylerden. Çünkü bu zeytinyağı rekolte UZK denilen, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi denilen iş adamlarının oluşturduğu bir konsey çalışması yapıyor. Evet. İstatistik çalışmasını yapıyor. Aslında bu doğru bir şey değil. Tabii gerçek rakamlar bunlar abartarak lanse ediyorlar. Yani piyasayı şey yapmak için. Bence Tarım Bakanlığı ve tarım ilçeler tek tek zeytin bölgeleri çalışma yapması gerekiyor bu konuda. Yani akademik çalışma olması gerekiyor. Akademik çalışmayı da bence sadece Tarım Bakanlığı yapmalı. Yani bunu özel sektör veya tüccarların şey yaptığı zaman bazen kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirebilmek için
ya ihracatın önünü açmak veyahut da işte fiyatları düşük üreticinin eline mal ucuz almak için bazı yanılgı bilgiler verebiliyorlar. Burada da biz sıfırdan geldiğimiz için her zaman için çiftçinin, yani tüccar olmama rağmen sanayicinin yanında değil, çiftçinin, üreticinin, emeği olan insanların yanında olup onları bilgilendirme, gerçekleri söylemeye gayret ediyorum. İbrahim, şöyle biz bazı zaman kıyaslama yapalım şeyi nedir? Kesinlikle senden tam böyle net cevap istemiyorum çünkü o değişiyor, bazen insanın hafızası da olmuyor. Türkiye'de zeytin ağacı sayısı nedir? Takriben veya senin kafandaki sayı nedir? Şimdi çok doğru bilgiye gerek yok çünkü bazen insan şey oluyor, şaşırıyor veya net bilgiler elimizde şimdi, olmuyor ama nedir? Türkiye'de 2001 yılında 110 milyon ağaç vardı. 110 milyon. Ama bu şu anda 250 milyona çıktı. İşte bu ilginç İbrahim'ciğim. Yani biz hep sanırız ki zeytin ağaçları kesiliyor, yenisi gelmiyor, gerileme var. Demek ki sayı artmış, bu başarıdır. Yani şimdi bizim, biz körfez olarak baktığımız zaman sayı azaldı. Onun için de güneye 2001 yılından beri, yani evet, Antalya'dan başlıyor bu, Alanya kısmından başlıyor, ta Urfa'ya kadar. Evet. Hatta işte Maraş, Osmaniye. Evet. Mesela biz 90'lı yıllarda Osmaniye zeytin verirdik. Evet. Şimdi Osmaniye'de bir tane zeytin ağacı yoktu. Tamam. 2001 yılından sonra şimdi şu anda sadece Adana Osmaniye'de 30'a yakın zeytinyağı fabrikası var. Tamam. Yani işletmeleri var. Yani zeytin ağacı güneye kaydı. Yani şu anda da çok ilginç tespit. Güneye kaydı. Türkiye geçen yıl mesela 335 bin ton civarı rekolte gerçekleşti. 335 bin ton bütün yani, Türkiye. UZK bunu 485 bin ton açıkladı ama zeytinyağı değil mi? Özür dilerim. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Tamam. Sadece 335 bin ton. Bunun 135 bin milyon kilo. İç liter. Pazarda tüketiliyor. Türkiye'nin şu anda tüketimi, yani nüfusun 2 kilo tüketiliyor. Anladım. Bu daha önce 800 gram. Evet. Şimdi bu 800 gram niye 2 kiloya çıktı? Bu bölge margarin kullanıyordu, vita kullanıyordu güneyde. Anladım. Şimdi herkes zeytin ağacı dikince güneyde, onlar da zeytinyağı tüketmeye başladı. Bu Türkiye'de 2 kiloya çıkardı, 160 bin ton. Ha, bu yıl benim tahminim 120 bin ton falan bir rekolte oldu. Bu bile yoktur da 100 bin ton. Düştü. Ha, bu sene kuraklıktan dolayı evet, tüm dünyada düşük yalnız. İş tüketimi 160 bin ton, evet, 50 bin tona açık var. Bu 50 bin ton açık da geçen yıldan devreden. Ha, idare ediyoruz evet, onda. Tamam. UZK bunu nasıl açıkladı? Şu anda bu sene 180 bin ton gördük dedi. Evet. 180 bin tonda devir var dedi. Aslında böyle bir rakam yok. 360 bin ton. Bizim 250 bin ton yağ ihraç etmemiz gerekli dediler. Evet. Evet, bu sene giren 30 bin ton civarında Afrin'den zeytinyağı geldi. İlginç. Suriye Afrin. Evet. İlginç. Geçen kalite yıl, iyi mi? Geçen yıl bu rakam 70 bin ton civarında. Kalite iyi mi İbrahim'cim Afrin zeytinyağı? Yoksa yani içine bir sinip alalım mı yoksa şey mi? Ya bu ihraç kayıtlı geliyor. İhracatçılar alıyor bu yıl. Yurt dışına ihraç ediliyor. Tamam. Yani şu anda da zaten 30 bin ton falan bu yıl ihracat var. Ama dökme ihracatı yasaklandı şu anda. Hı. Yani ürünün az olmasından dolayı, fiyatların aşırı yükselmemesinden. Hı. Zaten çok aşırı yükseldi. Ülkedeki talebi karşılayabilmek için ihracat da yasaklanıyor bazıları, kapanıyor. Şu anda Türkiye'de iş tüketim kadar. Yani ihracat, bizim ihracat yapacak bir tonajımız yok şu anda. Anladım. Şimdi İbrahim'ciğim, bu arada ben Muzaffer Öztan Hanım'ın izlediğini görüyorum. Selamlıyorum Muzaffer Hanım. Ateş Bey'e de çok çok selamlar. Şu an izleyenler arasında siz de görüyorsunuz. Burada İbrahim Tuna dostumuz var. Evet. Şimdi dostum ben aslında mesela Edevit bölgesinde zeytincilik layık olduğu yerde mi zeytinyağı şeyi, ihracatı, satışı yoksa bir sürü hani aslında çok kolaylıkla bilimsel metotlarla halledebilecek, üretim artıracak bir şeyler mümkün mü yoksa hakikaten bu mudur? Azamisi bu mudur? Ya şimdi ben 20 yıldan beri bu güneyi gezdiğim için şöyle bir üzücü bir şey söyleyeyim. Yani 20 sene sonra bu Edremit Körfezi'nde zeytincilik
yapılamayacak hale gelecek. Neden? Yani neden ne gelirse biz bunu mesela İtalya bunu 50 yıl önce yaşamış. Evet. İspanya'da bazı bölgeler bunu yaşamış. Evet. Yani 300-500 yıllık ağaçlar bizim bölgemiz. Hiç düşünmedim. 500-600 yıllık ağaçlar, yaşlı evet. Yorgun ağaçlar. Ah. Bir de Edremit'in turizm merkezi olması. Evet. Şimdi mesela Küçükkuyu tarafına gidersen arazinin %90'ı hayvanlarla sürülecek. Traktörle bile zor sürmeye engebeli bir arazi. Anladım. Maliyetleri yüksek. İtalya'da da mesela Toskana bölgesi, dağlık bölgelerde bunları anıt ağaç ilan etmiş İtalya'da. Tamam. Ve bunlara devlet Avrupa Birliği fonlarından destek alıyor. Hı hı. Burası anıt ilan etmiş şey yapılıyor. İleride de benim tahminim yani 5 sene sonra, 6 sene sonra Ayvalık, Uraniye, Avran, Edremit, Küçükkuyu, Altınoluk'taki zeytin ağaçları anıt ağaçlar statüsüne girerek zeytin vermeyecek bu onlar. Zeytin verecek ama. Ama ha. Çünkü toplama maliyetleri bu bölgenin insanlarını tatmin etmeyecek. Yani mesela 2 yıl önce zeytinyağı 3 euro'du. Evet. İspanya'da, İtalya'da Fas'ta, Tunus'ta zeytin olmamasına şu anda 10 euroya çıktı. Anladım. Fakat bu yıl tekrar dünyanın her tarafında zeytin rekoltesi yüksek olursa tekrar aynı borsa gibi düşünün. Tamam. Geldiği noktaya tekrar aşağı inebilir yani. 3 euroya indiğini fark tamam. Edelim. Hava şartı düz, evet. Kuraklık gitti. Bu sefer de euronun da 50 lira olduğunu farz eder. 150 lira yapar sızmayı. Bunu da üretildiğin zaten maliyeti 180 lira. Of, anladım. Yani bizim gibi yaşlı ağacı olan elle toplanan şeyleri maliyet. Ama güneyde ağaçlar genç olduğu için makineler toplayabiliyorsun. Bizde yarı fiyatına ucuz maliyeti. Şimdi İtalya'da da böyle yaşlı ağaçlar şu anda toplamıyor üretici. Yani nostaljik olarak topluyorlar. İhtiyacı kadar topluyor. Geri kalan işte nasıl bizim burada romenler başak diyoruz. Topluyorsa. Yani 10 sene sonra bu bölgenin insanları maliyetlerini kurtaramadığı için zeytin ağaçlarını toplayamaz hale gelecek. Çünkü Hatay'daki zeytin ağaçlarının rakip olamayacağız. İdil tezi. Osmaniye'deki, Urfa'daki yeni yetişen ağaçlar daha çok verim verecek. Türkiye 5 yıl sonra 500-600 bin ton rekoltelere ulaşacak. Ulaşacak ama evet ulaşacak. Ama iç tüketim 160 bin ton. İhraç yapman lazım. İhraç yapabilmen için de dünya fiyatlarına uyman tamam. Lazım. Yani bu altı gibi böyle gittikçe fiyatlar yükselmeyecek diyorsun. Evet. Öyle olmayacak. Hani zeytin hep böyle yüksek fiyat artmayacak altı gibi. Yaşlı olan ağaçların şeyini, evet. Yağlarını çok pahalı satıyorlar. Yani butik. Evet. Nasıl Adatepe. Evet. Kendi nostalji. Evet. Şeyler var. İşte taş baskı yapmış, özel şeyler yapmış. Zeytin sütü diye 500-600 bin liraya zeytin evet. Satıyorlar. Öyle şeyleri yapanlar. Yani turizm amaçlı zeytinyağı olacak. Benim tahminim yani. Biz anladım. Dünya, belki hayatta olmayız. Ben 58 yaşındayım ama. Maşallah. Yani bu körfez 10 sene sonra zeytinden gelir elde edecek. Bu konuda olmayacak. Tamam. Bunun için alternatif zeytinyağını daha fazla butik ambalajlarda pahalıya satabilecek. Tamam. Nostaljik bir ürün olarak körfez ayakta. Tamam. İbrahim'cim şimdi ben bu sene aldık zeytin ya kendimize 1500, 1750 son 2-3 aydan bahsediyor. Bazen 2 talep ettiler. Sence yani mesela bir 5-6 ay sonra 2500-3000'e fırlayacak mı zeytin ya güzel zeytin ya yoksa fazla da bundan sonra çıkış olmaz mı? Ya ben şimdi çıkış senin bu dediklerine de devam eder. Kaça çıkar Mayıs'ta? 15 gün önce 5 asit ya ham ya 160 lira. Tamam. Şu anda 210 liraya işlemiyor. Bizim aldığımız fiyat mı? Yok. Yok, dipyo. Dipyo. Yani rafine amya 210 lira. Tamam. 50 lira bir 20 günde artış oldu. Tamam. Yani sızma da üreticiden alış fiyatımız 280 lira civarı. 260, tamam. 280 lira civarı. Tabi bunun vergisi var, filtre şeyi var. 300 liradan aşağı şu anda mal edemiyorsun. Bunu ambalajladım, şey yaptım. Şu anda kargo parası bile, KDV'si, su topajı, filtre giderleri 400 liradan aşağı şu an. Yani 5 litrelik tereke 2000 liradan. Anladım. 2000 liradan en düşük 1700 lira arasında anladım. Olur.
Peki ondan sonra Ağustos'ta bir baktın 2500-3000'e fırlar mı yok mu diyorsun? Şimdi, bu psikolojik bir şeydir. Evet. Öngörü olduğu için diyelim ki Mayıs ayında İspanya, Fas, Tunus, Cezayir en fazla üretim yapan mesela İspanyollar şu anda dünyanın en büyük üreticisi. Evet. Ama İtalyanlar da aynı gömlekte veya tişörtte, çekette olduğu gibi markalaşmış olanı. Evet. Şimdi İspanya ve İtalyanlar belirliyor dünya fiyatlarını. Evet. İspanya'da 2 yıldan beri 800 bin ton civarında rekolte oldu. Ki bu ülkeler 2 milyon kilogram, 2 milyon kilogram, 1 milyon 800 bin tondan aşağı düşmüyor. Hı-hı. Yani bu sene yine çiçekler açığa da Haziran ayında bağlarsa, bu 10 eurodan 7 eurolara düşmeye başlarsa, bizim Türkiye'de de 400 liranın yukarısında fiyatlar çıkmaz. Ha, yani açmayabilir diyorsun. Ama Eylül ayında hasat başlangıcında hızla fiyatlar tekrar 300 liraya düşer. Tamam. Ben 400 liranın yukarına çıkacak. Belki 1500 liraya alacağız 5 litre ama diye. Temmuz-Ağustos ayında kuraklık devam ederse evet. Türkiye'de enflasyon durmuyor. Euro'nun beklentisi de Ekim ayında 50 lira olursa 10 euro devam ederse ihracat fiyatı 500 lira olur. Anladım. Bu sefer üreticiden 400-450 liradan zeytinyağı alınır. Anladım. Şeyden. Seneye de 700 lira da olabilir. Bu ha onu bir şey garanti edemiyorsun. Evet, anladım. Bu ama şeyde Haziran ayında belli olur. Tamam. Nasıl belli olur? Ağaçlığa bağladı mı? Tamam. Mesela bizim şu anda son 20 yılın en düşük rekoltesi oldu bu sene zeytinyağında. Anladım. Türkiye'de. Sadece Türkiye değil ya. Cezayir boştu, Tunus boştu, Yunanistan boştu, İspanya boştu. Zeytinyağı fiyatlarını artık yani Türkiye'deki 5 tane firma değil, tamamen dış dünya belirliyor. Yani Avrupa Birliği'ndeki zeytin üreticisi büyük oyuncular, firmalar belirliyor. Rekolte belirliyor. Zeytinyağı yoksa işte diğer meyveler gibi, mandalin gibi, portakal gibi bu sene çok veya az fiyatı düşer. Böyle bir ürün değil yani. Ya biz şimdi Türkiye'de şu an ne demiştik zeytinyağı rekoltesi de şeyini 280 dedi 150'ye düştü dedi bu sene kaç oldu 1000 ton kaç şey zeytinyağı. Yani şu anda 100 bin ton civarında tamam. Oldu benim şeyim 100 bin ton ama UZEKA 180 bin ton anladım. Olduğunu iddia etti. Bu da kesinlikle bunun olmadığını da ne üretici biliyor ne şey yapıyor. Anladım. Yani bu sene Türkiye'nin yeni sezonu getirebilecek kadar zeytinyağı çok anca var. Evet. Peki hemen çok pratik sorular soruyorum. Acaba zeytin rekoltesi nedir? Yani ton olarak bir de zeytin. Zeytinyağı değil, zeytin. Yani ihracatçılar birliği resmi rakamlarda şey yapıyorum. Aklımda değil. Yani zeytinle beraber aşağı yukarı bunun tam rakamını. Tamam. O zaman hızlı hızlı sorular soruyorum sana. Ben bir yerde görüyorum işte 5 litrelik zeytinyağı tenekede. Güzel dükkana benziyor yani böyle kimse üçkağıtçı olarak alınmak istemez. 1200 lira 5 litre. Yani olmaz mı? Böyle bir şey mümkün değil mi? Yenilebilir bir zeytinyağı. Orada bir şey mi var? Hata mı var? Şu an 300 liranın altındaki zeytinyağı şüpheli yağı. Anladım. Yani onu bir test ettik. Anladım. Anladım. Ya 1200 lira olursa neye geliyor? Yani görüyoruz bazen. Aşağı yukarı. 220'ye mi geliyor? Evet. Öyle bir şey olamaz. Yok mümkün değil diyorsun. Şu anda 5 asit yağ 200'ü. Tamam. Yani o zeytinyağını evimize alabilir miyiz? İdare yani tasarruf olsun diye paramız yoksa. Kesinlikle almasınlar. Yani sen şimdi diyelim ki bugün 350-400 liraya zeytinyağı alamayıp da 800 liraya 1000 liraya 5 kilo ben zeytinyağı alıyorum diyenler kendilerini kandırıyor. Anladım. Öyle bir şey yok. Kanola yağı, aspir yağı, anladım. Bitkisel yağ var. Mesela bugün ayçiçek yağı markette 35 lira. Evet. Git sen karıştır mutfağında. Bir tane de zeytinyağı, bir tane çiçek yağı. Anladım. 300'den şeyi yap, 330 yapar. 165 liraya mal edersin. Anladım. Kilosunu. Yani sen kendi kendini kandırmış oluyorsun. Yani ekonomik durumu iyi olmayan insanlar evinde çiçek yağını, zeytinyağını kendi karıştırsın yapsın mutfağında. Tamam. Şimdi İbrahim'ciğim bir de biz şey biliyorsun. Ben diyelim adam Balıkesir'den Çanakkale'ye gidiyor. Hadi şuradan bir zeytin alayım diyor. Bir deniyor kazayla bir eve uğruyor işte. Satış yeri. Seninki dedim çok kaliteli biliyorum. Tuna zeytincilik. Ama belki adam alternatif arıyor. Ha bizim benim kafamda fikir var ama senin bundan teyidini istiyorum. Yani anlamsız. Mesela bir zeytinciler çağırsa, zeytinyağcılar çağırsa çevre yolunda olacak.
20 tane dükkan olacak, bir kafes falan. Bu mantıklı bir şey mi, proje mi, yoksa hiç lüzum yok mu? Yani adam gelir bakar, yani yoksa çok anlamsız bir şey mi? Şimdi zeytinyağı da bir köylünün ürettiği bir şey olarak biliniyor. Evet. Ama zeytinyağı sanayi ürünü. Evet. Sanayi ürünü. Fabrikalar götürüyor zeytinini, zeytinyağı evet. alıyorsun. Yani hiçbir köylünün evinde zeytinyağı üretme şansı yok. Yok. Şimdi bunu İspanya nasıl yapmış? Evet. Kooperatifçilik var. Sen üretici olarak gidiyorsun, yağını sıktırıyorsun kooperatifte. Evet. Aynı zamanda Körfez'de de bir tane mesela Burhani Edremut'ta çeşitli isim vermedim bir kooperatif var yani Türkiye'nin yani işte örnek hadi verelim yani Tarış evet. kooperatifleri. Bunların bir tanesi de ortaklaşa ambalajlama ünitesi kuruyor. Evet. Diyor ki Tarım Bakanlığı'nın şu sicil numarasıyla şu tesiste Tarım Kooperatifinde üretilmiştir. Yani köylü gidip de orada ürettiği fabrikanın dolumunu da lisanslı depoculuklarda yapması lazım tahlili olup. Anladım. Yani yol boyunda markasız üretim izni olmayan tarım il müdürlüğünün sicil numarası olmayan her yer hilleli yağ. Anladım. Ama ben yani gerçek bir köylü de kalkıp da ben işte yağımı tüccara 280 liraya vereceğime 250 liraya vereyim demiyor. Zaten tüccar 280 liraya alıyor onu ya. Anladım. Niye gitsin de yol boyunda yağını satmak için uğraşsın? İbrahim son sorularıma geliyorum. Bir, buradaki bölgenin ortalamasını alarak, ortalama, bir zeytin ağacı, hani ortalama yaş, her şey ortalamadan gidiyoruz. Kaç kilo zeytin verir? Hep bunları ben karıştırıyorum. Bir, yani bir zeytin ağacının orta büyüklükte, yani farklılıkları hiç aktarmıyorum. Ortalama zeytin ağacının büyüklükte, yaşta kaç kilo zeytin verir? Çok zorlanıyorum şimdi, bu konularda. Bizim maalesef Türkiye'nin sorduğum soru çok önemli bir soru. Evet. Ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Zeytin, dünyanın şu anda zeytin üreten ülkelerin içinde ağaç sayısına göre en az verim veren ülke. Evet. Yani bunun nedeni de bilinçsiz gübreleme. Evet. Bakım yapılmaması. Evet. Yeterince ilaçlamalara dikkat edilmemesi. Evet. Yani üreticinin biraz maliyetler yüksek olduğu için mesela Avrupa'da %75'e varınca %50 destek var. Evet. Yani Türkiye'de bir kilo zeytinyağına 80 kuruş veriliyor. 1 lira bile değil. Bu da 5 yıldır evet. aynı. Ama İspanya'da bir üretici 200 liraya yağını sattığı zaman 150 liraya yakında Avrupa Birliği fonlarından destek alıyor. Ah bizim öyle bir şeyimiz yok. Evet. Şimdi bu sefer bakamıyor. Bizim çocukluğumuzda bir ağaç bir çuval, iki çuval yani 200 kilo verim verir. Verir. Yılında da işte 20-30 kilo verir. Şimdi kaç efendim? Ama şimdi ağaçların verimi çok düştü. Kaç? Türkiye gene yani ortalama Türkiye 10 kilo. Tamam. Peki 10 kilo zeytinlerle kaç litre zeytinyağı çıkar? Hep biraz daha somut olun. 2 kilo. Tamam. Yani belki bir ağaçtan bazen 2 litre zeytin mi çıkıyor? Bu kadar basit mi? Evet, yani %20 ortalaması. Anladım. Yani. Cevabımı aldım. Son en olarak da. %15. Anladım. Son sorumu soruyorum. Senin zeytinlerini, zeytinyağını almak isteyenler asıl şu Tuna zeytincinin yerini tarif edelim dostum. Havran'dan Balıkesir'e giderken 3. kilometrede sağ tarafta. Fora zeytincide gelmedi. Şerli. Kocadağ'a ayrımdan sonra mıydı? Ya ben sadece zeytinyağı almak isteyen, yani benim markamı şey olarak söyleyeyim. Körfez'de köklü, yani 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık evet. Firmalarımız var. Çok değerli insanlar. Hepsi kıymetli. Hepsi tabii. Birbirinden tabii. değerli. Benim aynen. Yağımda, benim yağım onlardan kaliteli değil. Evet. Ben sadece tüketicilere bildiğini, yani internet sitelerinde de home adresi olanları, şimdi Facebook'tan, Instagram'dan, evet. hiç bu uzantısı olmayan 505'li bir numaradan, WhatsApp hattından zeytinyağı satışı evet. yapıyor. Genellikle hilleli yağlar da burada yapılıyor. Ah. Yani buranın gerçek butik işletmeleri, tüccarları, firmaların hepsi Tarım Bakanlığı'nın üretim izni olan, gıda sicil numaralı olan Anladım. Markaları tercih etsinler. Çok teşekkürler. İbrahim'ciğim
Sen zaman ayırdın, biraz da sohbet aslında uzadık ama inşallah ilgiyle. Bazen video uzadıkça insanların kesiveriyor ama ben çok mutlu oldum çünkü hep senden bir şeyler öğreniyorum. Gerçekten Edebit'te bizim tabii kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Mehmet Semerci çok kıymetli bir insandır. Onunla zaten derneğimiz üyesi Ertürler var. Bu işi çok iyi bilen kompetanlar var. Sen de bunlardan birisi olduğunu düşünüyorum ve bizim üyemiz olması da çok iyi. Bizim pek toplantılara geleceksen çok meşgul adamsın ki ama meşgul ol. İşin olsun da gelme. Ama çok aydınlatıcı oldu. Biz Mehmet Semerci Bey'den de çok güzel bilgiler alıyoruz. Senden de alıyoruz. Böyle bunları karma yapıp o da bu işin duayeni. Ya siz artık bu işin alimi olmuşsunuz. Yani insanlar evet. Var yani bu körfezde. Yani alimi olmuşsunuz yani bu işin. Sadece yol boyunda markası zeytinyağı almasın. Alın. Tamam dostum. Yani şimdi bugün Mehmet abiden memnunsa başka bir yer aramasın. Evet yani. Tabii. Bir insan bildiği bir insandan, tanıdık bir insandan, markası olan bir insandan aldığı zaman kanma şansı sıfırdır. Aynen. İbrahim'cim çok teşekkürler sunuyorum. Seninle inşallah böyle daha zeytincilik üzerinde sohbetlerimiz olacak. Her şey gönlünce olsun. Kızının psikolog olarak buradaki faaliyeti ki inşallah yarın olay gelir Sağlık Bakanlığı müdürlüğü temsilcilerinden. Ayrıca davada da İrfan Bey çocuk hastalık mütehassıs zaten orada bu görüşmeyi yaptık. Her şey gönlünce olsun. Son olarak işte başarının sırrı sen hep diyorsun ki itibar, yani dürüstlük. Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani itibara dikkat edecek bir iş adamı değil mi? Birinci planda yani çok paran olur, evet. Sermayen olur ama itibarın evet. Ve iyi bir çevren yoksa iş hayatında başarılı olma şansın yok. Anladım. İlle bir yerde töpezlersin. Bir de sen hep azim de önemli, süreklilik, çalışkanlık. Çok sıkıntılı günler de atlatmışsındır muhakkak. Ya ben 12 yaşımdan beri yani ben şimdi çocuğumu uykudan kaldıramıyorum gündüz. Sabah 7'de biz babamızdan önce giderdik, dükkanı açardık, kapının önlerini süpürdük. Anladım, o zaten. Yani biz küçüklükten, yani ben... Ama şimdi biz zorluk çektik diye evlatlarımızı kıyamıyoruz. Evet. Ama yanlış oldu. Orada bir yanlış yönde var. İşte şey yapmayalım ama onlar rahat etsin. Onlar nasıl bu çetin hayat koşullarında? Onlar şöyle yapsın böyle yapsın derken ama belki biz soğuk kuşakız. Yani inşallah başarılı olur ama yeni nesilde biraz sıkıntı var bu konuda. Evet biraz da onlar gerekli sıkıntıları da katlanacak. Son soru. Bir kızımız var, Sevim Hanım, babaannesinin adı. Bir de oğlan kaça gidiyor efendim? Oğlan da şu anda Doğuş Üniversitesi'nde yönetim bilişim. Maşallah. Onun adı nedir acaba? Semih. Evet. Maşallah. Birinci sınıfı. Maşallah. Evet, çok güzel. Çok güzel bir mülakat oldu. Bunu inşallah devamında getiririz. Sağlıcakla kal diyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İbrahim bizim Edeb Sesi Mezunlar Derneği üyesi ve 1983 mezunumuz. Çok teşekkürler. Bu arada Muzaffer Özden Hanımefendi'yi selamlıyorum. Vera Clemens Wenxwell görüyorum. Olga Björnard Revlansçı o da bakıyor. Belki Türkçe anlamaz ama onlara da selamlarımızı sunuyoruz efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.